Merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerle beraberiz. Soru. Maddi imkanınız ve okulda kontenjan olsaydı çocuğunuzu özel okula gönderme olasılığınız ne olurdu? Cevap. Çocuklarını devlet okuluna gönderen ebeveynlerin %82'si imkanlar olsaydı çocuklarını özel okula yollama ihtimallerini bir hayli olası veya çok olası yani evet olarak değerlendirdi. Ben de uzun yıllar kolejlerde çalıştığım için ve çocuklarımı kolejde okuttuğum için bu sorularla karşı karşıya geliyorum. Hocam, çocuğumuzu hangi koleje gönderelim? Kolej tercihinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gerek bana soran, sorulan sorular, gerekse anketten yola çıkarak siz değerli veliler için kolej tercih rehberini hazırladım. Çocuğumuzun geleceğini şekillendirecek, eğitimine şekil verecek kolejlerin tercihinde acaba nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi ve en önemlisi benim için kurucuların özgeçmişidir. Kolejin sahipleri eğitim kökenli mi? Öğretmen, öğretmenlik geçmişleri var mı? Ya da olaya sadece ticari gözlem bakıyorlar. Kolejin kurumsallaşması anlamında, çocuğunuzu eğitmesi anlamında kurucuların özgeçmişi çok önemlidir kurumun açılış da önemlidir. Eğitimde başarı tecrübe gerektirir. Tabii ki yeni açılan bir kolejde bu tecrübeyi çok kısa sürede kazanabilir. Ama açıkçası ben bir baba olarak yeni açılan bir kolejin tecrübe kazanmasını bekleyerek zaman kaybetmek istemem. Çocuğumu da bir denek konumunda kullanılmasını arzu etmem. Kurumun eğitim felsefesi de önemlidir. Günümüzdeki kolejlerin bir kısmı dershaneden dönüşümlerdir. Dershaneden dönüşen kolejler ise genelde dershane mantığıyla yani sınav bazlı devam ederler. Konuyu anlatırlar, hemen test çözüp sınava hazırlarlar. Eğer siz çocuğunuzun sınav bazlı öğrenim görmesini istiyorsanız bu tarz kolejleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca eğitim felsefesinde neler vaat ediyorlar? Acaba dünya görüşleri nelerdir? Milli manevi değerler dünya görüşleri, belirli gün ve haftalar, özel günler, günler kutlamaları nasıl olmaktadır? Siz bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yıl içerisinde sıkıntı yaşamamak adına öğrenmeniz gerekir. Kolej demek yabancı dil ve diller demektir. Acaba çocuğunuzun okuyacağı kolejde hangi yabancı diller verilmektedir? Bu yabancı dillerde hedefler nelerdir? Ölçme değerlendiği nasıl yapılmaktadır? Hangi öğretim teknikleri kullanılmaktadır? çocukların pratik yapması adına, dili kullanmaları adına neler vaat edilmektedir. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Kolej yabancı dil dedik ama bir baba olarak benim için yabancı dil kadar önemli olan diğer branşlardır. Yani bilgisayar. Çocuğum teknoloji ve bilgisayarı güzel kullanabilecek mi? Beden eğitiminde sporunu, zekası ve becerisi ölçüsünde geliştirebilecek mi? Resim merakı varsa Kabiliyeti varsa onu geliştirebilecek mi? Müzik dersinde çocuğumun çalacağı bir enstrüman olabilecek mi? Kolejden bir baba olarak ben bunları da beklerim açıkçası. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, binalar ne kadar kaliteli olursa olsun, eğitim öğretmen endeksidir. Kolejlerin öğretmen kadrosunun zengin olması, kaliteli olması benim için çok önemlidir akıllı tahtalar olacağına akıllı öğretmenler her zaman daha tercih sebebidir benim açımdan. Kurumsal kolejler web sitelerinde, sosyal medya ortamlarında, okulun girişlerinde kadrolarını net bir şekilde açıklarlar. Ama yeni açılan, kurumsal olamayan, dönüşüm dediğimiz kolejler maalesef kadrolarını açıklamazlar. Siz kayıda gittiğinizde çocuğunuzun öğretmenlerini mutlaka öğreniniz. Ayrıca öğretmenlerin geçen senden devam etmeleri, birkaç yıldır aynı kurumda çalışmaları da kurumsallık anlamında, kol kolej olma anlamında benim için önemli kriterlerdir. Maalesef günümüzde çoğu kolejler doldur boşalt dediğimiz yöntemle öğretmenlerini sürekli değiştirirler. Dolayısıyla her gelen öğretmen kuruma alışana kadar zaten bir vakit geçer. Ayrıca kendi yöntemini oturtmaya çalıştığından dolayı da kurumsallıktan uzaklaşırlar. Diğer önemli nokta ise iç kayıt yenileme oranı. Siz koleje yeni geldiniz ama kolejde mevcut öğrenciler var. Acaba geçen seneden bu seneye kaç öğrenci kaydını yenilemiş? Bunu çok net bir şekilde sorup öğrenebilirsiniz. Bu oran %80-85 ve üzeri ise benim için başarı sayılır. O koleje öğrenci verilebilir. Kolej yabancı dil dedik. Beden eğitimi, resim, müzik branş, branşları dedik. Ama aynı zamanda kolejlerde öğrenci bir üst kuruma hazırlıyor. Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye girişlerde öğrencilerin başarı oranları da sorulabilir. Burada sadece bir yılı baz almak yeterli olmayabilir. Son 2-3 yıllık, iki, üç yıllık başarı istenip ortalamasına bakılabilir. Okulun fizik şartları da çok önemli. Baktığımızda bugünlerde dönüşüm kolejleri bir şekilde dar binalarda, kurumsal olmayan yerlerde faaliyet gösteriyorlar. Ben çocuğumun kolejinin kolejinde bahçe olmasını arzu ederim. Spor imkan tesislerinin olmasını isterim. Binanın okul formatında olmasını isterim. Anaokul, ilkokul, ortaokul öğrencileri belki beraber oluyorlar ama aynı bina içerisinde lise öğrencilerinin de olması çok sağlıklı değildir. Acaba binanın fiziki şartları çocuğum açısından elverişli midir? bunların incelenmesi gerekiyor. Okulun sunduğu sosyal etkinlikler de çok önemli. Gerek ders içi faaliyetler, gerek dersleri destekleyici faaliyetler, geziler, piknikler, eğlenceler, özel günlerin kutlanması, veliler için ek çalışmalar, ek faaliyetler bunlar da kayıt esnasında öğrenilebilecek bilgilerdir. Hatta kurumsal olan kolejlerde bunlarla alakalı dergiler, bültenler ya da sanal ortamda dijital dokümanlar mevcuttur. Bunlar da kayıt esnasında talep edilmelidir. Bir diğer konu ise kolejler sadece 5 gün değil, genelde cumartesi günleri de kışın ve yazında ek faaliyetler yürütmektedirler. Günümüzde çalışan anne babaların sayısının artması, evde çocukların meşgul olamamaları nedeniyle veriler bu, bu günlerde de çocukları için özel etkinlikler talep etmektedir. Sizin başvuracağınız kolejin bu tarz çalışmaları var mı yok mu onları da kayıt esnasında öğrenmeniz faydalı olacaktır. Kolejin iyi ya da kötü olduğu, başarılı ya da başarısız olduğunu öğrenmek çok kolay. Web sitesine girdiğinizde, sosyal medya yorumlarına baktığınızda kolejle alakalı bilgi edinebilirsiniz. Burada tabii ki bazı ön yargılı veliler olabilir. Onlar olumlu ya da olumsuz, aşırı olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabilirler. Bunların zaten okuduğunuz zaman, incelediğiniz zaman e, objektif olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz ama genel yorumlara baktığınızda, web sitesinin kalitesinin içeriğine baktığınızda okulla alakalı bilgi edinebilirsiniz. Bilgi ulaşmak artık çok zor değil. O okulda çocuğunu okutan bir veliyle de çok rahat bir şekilde tanışıp ön bilgileri alabilirsiniz. Ve burada videomuzda Geçen soruları onlara yöneltebilirsiniz. Bazı veliler yine objektif olmayacaktır. Okulunu çok seven ya da çok sevmeyen veliler olabilir. Ama birkaç veliye sorarak ya da orta sorular sorarak okul hakkında bilgi edinebilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde mesafe çok önemlidir. Çocuğunuz bir saat, bir buçuk saat yol gidecek. Sabahın yedisinde, yedi yollara dökülecek. Baktığımızda bu benim için sebeplerden bir tanesi değildir. Koleji tercih etmek için en güzel kolej, en güzel okul eve en yakın olan okuldur. Çocuğunuzun sabahları ve akşamları yollarda vakit geçirmesi çok sağlıklı olmayacaktır. Servis konusu son birkaç yıldır Türkiye'nin gündeminde. Maalesef servis kazalarını, ölümle sonuçlanan kazaları okumaktayız. Bundan dolayı kayıt esnasında servis firmasıyla ilgili de bilgi edinmeniz gerekecektir. Hangi servis firmasında çalışılıyor? Şoförlerin eğitimi yapılıyor mu? Servislerde takip cihazı var mı? Veli bilgilendirme sistemleri var mı? Hostes bulundurulacak mı? Bunlar önemli. Ayrıca evinizden okula tahmini ne kadar süre geçecek? Bunları da kayıt esnasında öğrenmeniz sağlıklı olacaktır. Kolejler eğitim öğretimin yanı sıra yemek servisi de sunarlar. Bu çocuğun gelişim açısından tabii ki önemlidir. Ancak her kolej sağlıklı ve hijyenik yemekler sunmazlar. Bunları çok rahat öğrenebilirsiniz. Okulun geçen seneki yemek listesini talep ettiğinizde size örneklerini vereceklerdir. Acaba gıda mühendis çalıştırılıyor mu? Hangi markalar kullanılıyor? Yemek okuldan mı pişiyor, dışarıdan mı getiriliyor? Kalorilere, proteinlere dikkat ediliyor mu? Bunları da çocuğunuzun gelişimi adına kayıt esnasında öğrenmeniz sağlıklı olacaktır. Evet buraya kadar farkındaysanız ücret konusuna hiç değinmedik. Bana göre ücret bu maddelerden sonra gelmektedir. Bazı kurumsal kolejler fiyatlarını net olarak belirleyip ondan taviz vermezler. Bunu öğrenmeniz yerinde olacaktır. Ama bazı kolejlerde dönüşüm kolejleri, yeni açılanlar, kayıt sıkıntısı yaşayanlar ise pazarlık usulü kayıt yapmaktadırlar. Bunları öğrenip ona göre kayıt politikasına girmek gerekmektedir. Ayrıca teşvikte önemli bir konu, teşviğe başvurduğu takdirde çıkarsa ne olacak, çıkmazsa ne olacak gibi konularda kayıt esnasında görüşülebilir. Genelde özel okullarda, kolejlerde ilave masraflar çıkar. Bunlar baktığımızda belki kayıt ücretinin yarısı kadar bir ücret tutabilir. Bazı velilerimiz zorlanarak çocuklarını koleje gönderirler. Çocuklarının daha iyi eğitim almasını isterler ama Maalesef yıl içindeki ilave masraflar onların belini ciddi anlamda büker. Dolayısıyla siz kayıta gittiğinizde ilave masraflar hakkında da bilgi edinmelisiniz. Bunun bazı kolejler tarafından kayıtta alın alınma şekli olabilir. Size fiyat verme şeklinde olabilir. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Acaba kitaplar ne kadar tutacak? Acaba forma, üniformalar ne kadar para tutacak? Yıl içinde gezi, piknik vesaire gibi etkinlikler oluyor mu? Bunlar için tahminin ne kadar para gerekiyor? Bunu da lütfen kayıt esnasında sorun. Yıl içerisinde bunlardan dolayı çocuğunuz mağdur olmasın. Siz de sıkıntıya düşmeyin. Toparlayacak olursak çocuğumuzun kolej tercihinde nelere dikkat etmeliyiz? Kurucuların özgeçmişi, kurumun açılış yılı, kurumun eğitim felsefesi, kurumun yabancı diller felsefesi, bilgisayar beden eğitimi, resim ve müzik derslerinin içeriği, öğretmen kadrosu, iç kayıt yenileme oranı, bir üst kuruma yerleştirme oranları, okulun fiziki şartları, okulun sunduğu sosyal etkinlikler, hafta sonu yaz ve kış okulları, web sitesi ve sosyal medya yorumları, mevcut velilerin görüşleri, evinize olan yakınlık, servis firması, yemek firması ve kalitesi, eğitim ve yemek ücreti, yıl içinde çıkacak ilave masraflar. Teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu eğitim dolu günler dilerim.